Merhaba gençler. Şimdi sıradaki konumuz kare. 41 no'lu föydeyiz. Tabii önce kare nedir? Ondan bahsetmemiz gerekiyor. Kare için burada kendi yaptığı tanım, kenar uzunlukları eşit olan dikdörtgen ne kare denir diyor. Böyle tanım yapabiliriz veya şöyle bir tanım yapabiliriz. Bir iç açısı 90 derece olan eşkenar dörtgendir diyebiliriz. Tanımları böyle çeşitlendirebiliriz. Fakat ana özellikleri hiçbir şekilde değişmeyecek. Dört kenar uzunluğu birbirlerine eşit olduğu gibi iç açıları da 90'ar derece olan dörtgenin karedir. Dörtgende genelde şu vardır. Yamukta bir sürü özellik mesela peş peşe verilir. Paralel kenarda öyle ama karede tek bir celsede özellikleri veriliyor. Ondan sonra tabii eşlikte kareyi nasıl kullanıyoruz? Bu özellikler genelde veriliyor. Başka bunun dışında pek bir özellik verilmiyor. Çevre zaten 4A yapıyor. Alan dik kenarların çarpımından A kare geliyor. Köşegenleri çizdiğimiz zaman 45-45-90 üçgenleri geliyor. Tabii bu da bizim için önem arz eden bir özelliği olacak. Örnek 1 ile başlayalım. Bakalım ne diyor? ABCD kare AD CE'ye eşit. DCE 20 derece ise X kaç derecedir diye soruyor. Bir kere karenin dört kenarı da birbirlerine eşit. Burada özellikle CB'nin eşitliği işime yarayacak. Çünkü CE CB'ye eşit olduğu için burada bir ikizkenar üçgen oluşturmuş olacağız. Şimdi bakalım. CE burada 70 derece kalıyor. Tepe açım 70 derece olduğu için geriye 110 derece kalıyor. Bunu iki eş parçaya bölersek de taban açıları olan E ve B'ye 55'er derece kalıyor. B de 90 derece olduğu için 90'dan 55 düştüğümüz zaman X'e 35 derece kalıyor. Evet, devam edelim bakalım. Ne diyor örnek 2'de? ABCD kare DEBC'ye eşit. EDC açımız 40 derece ise EAC açımız kaç derecedir diye soruyor. Burada yine karenin dört kenar uzunluğu da birbirlerine eşittir. Özellikle DA'nın eşitliği burada işime yarayacak. D açım karede zaten 90 derece olduğu için 90 artı 40 130 derece yapıyor. Tepe açım 130 olduğu için geriye 50 derece kalıyor. 2'ye bölersek 25'er derece düşecek. E ve A açısına. Karede köşegen zaten 45 derece olacağı için DAC'ye de 45 derece düşecek. Geriye EAC açısına 20 derece kalacak. Evet, devam edelim. 3 no'lu soru ne diyor bize? ABCD kare ACEB'ye eşit. EDA açısı 30 derece. Verilenlere göre EBA açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi eşit uzunluğa sahip kenarları şöyle belirteyim. Diyor ki AC EB uzunluğuna eşittir. Buna böyle bakarsam yani bu eşitliğin bana hiçbir faydası yok. Fakat karede köşegen uzunlukları birbirlerine eşittir. Ve diğer köşegeni çizdiğimde B ve D'yi de bağlayacağım için benim çok işime yarayacak. Ve bakın bir DBE ikizkenar üçgeni elde ettik. Şimdi ADB açım benim zaten 45 derece ve BE BD'ye eşit olduğu için bir BED ikizkenar üçgeni elde ediyorum. Bakın bir taban açılarından biri 75 derece. O halde diğeri de 75 derece olacak. 75-75 zaten 150. Geriye 30 derece kalıyor. Zaten tüm yani bir köşegen çizdiğim zaman bu köşegen 45 derece olduğu için 45'ten 30 düştüğümde x'e 15 derece kalıyor. Evet, devam edelim bakalım. Ne diyor örnek 4'te? Diyor ki ABCD kare EA 2 birim AB 8 birim verilenlere göre CEX nedir diye soruyor. Kenarlar 8'er birimse DE'ye 6 kalıyor. DC'ye zaten 8 düşüyor.
Yine 6, 8, 10 üçgeninden de x 10 birim yapıyor. Devam edelim bakalım. Örnek 5. Diyor ki ABCD kare, EDC ve DAF eşkenar üçgen, EF 4 kök 2 birim. Buna göre alan ABCD kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi eşkenar üçgenleri şöyle belirleyelim. Bir tanesi DAF. Hem kenarlar birbirlerine eşit hem de iç açıları 60'ar derece. Ötekisi de EDC. Tabi aynı zamanda bunların birer kenarları karenin de kenarı olduğu için kenar uzunlukları hep birbirlerinde eşit de olacak. Şimdi açılarını da yazacak olursam mesela D açım yani ADF 60 derece, CDF'ye 30 derece kalıyor. EDC de 60 derece yapıyor. Ve burada EDF bakın 60 artı 30'dan 90 derece geliyor. Aynı zamanda tabi bunlar eşkenar üçgenler ve aynı zamanda dediğim gibi DC ve DA karenin kenarları olduğu için birbirlerine eşit. Burada EDF bir ikizkenar dik üçgen oluyor. EF'yi çizdiğim zaman bakın tepe açım 90 derece olduğu için yani taban açılarına 45'er derece düşüyor. Tabi burada hipotenüs uzunluğum 4 kök 2 ise 90'ın gördüğü 4 kök 2 ise 45'lerin gördüğü kök 2'de biri 4'er birim olmuş olacak. Haliyle karenin de bir kenarının 4 olduğunu ve alanının da 4'ün karesinden 16 birim kare yapacağını söyleyebiliriz. Devam edelim. Örnek 6. Ne diyor bize örnek 6'da? Bakacak olursak ABCD kare AC köşegen EF AB'ye dik BC 10 birim CE 6 kök 2 birim diyor. Buna göre AF uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Tabi köşegen karede 45'er derece olarak ayrılıyor. 45, 45, 90 üçgenlerim var. Şimdi tabi ana ABC üçgeni de bir 45, 45, 90 üçgeni. Birkaç farklı yolla bu sorunun cevabını bulabiliriz. BC uzunluğu 10 ise AC uzunluğum 10 kök 2 olur. 6 kök 2'den 10 kök 2'yi düşersem geriye AE'ye 4 kök 2 birim kalıyor. Şimdi burada bu AFE dik üçgeninde ikizkenar dik üçgeninde 90'ın gördüğü 4 kök 2 ise 45'lerin gördüğü 4'er birim olacak. Evet, devam edelim. Örnek 7. Ne diyor örnek 7'de? ABCD kare DB köşegen EAB 30 dereceyi vermiş. AE 18 birim. Verilenlere göre EB uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Bu tarz şekillerde 30 derece, 45 derece ve 60 dereceyi özellikle arayacağım. 75 derece, 15 derece, 105 derece gibi açıları daha geri planda tutacağım. Yani ne demek? Burada 30 derecem var benim için özel bir açıdır. DBE'ye baksam 45 derece. Bu da yani özel açıdır. 30 60, pardon, 30 45 ve 60. Bu üçlü özellikle benim hani bir araya getirmem gereken açılardan olacak. 30 ve 45'i gördüm. Tamam, artık ben buradaki uzunlukları bulabilirim. E'den yükseklik indirecek olursam bakın bir 30 60 90 bir 45 45 90 üçgeni elde ediyorum. Buraya T dersem ETA'ya baktığımda 90'ın gördüğü 18 ise 30'un gördüğü 9 olacak. Sonra ETB'ye baktığımda 45'in gördüğü 9 ise 90'ın gördüğü 9 kök 2 olacak. Devam edelim. Örnek 8. Diyor ki örnek 8'de ABCD kare DEEB 7 CBE 15 derece çevre ABCD 24 kök 2 birim olduğuna göre BE kaç birimdir diye soruyor. Çevre ABCD 24 kök 2 ise bunu 4'e bölersem bir kenar 6 kök 2 yapar.
Burada zaten dikkat edin, DEB açısı var. Yani D ve B köşelerini birleştirdiğim zaman hem bunu bir üçgene de döndürmüş olurum. Aynı zamanda pek tabii ki hani DBC 45 derece olacağı için bir 30-60-45 üçgeni elde ediyorum. Şimdi bakalım. ABC, pardon, DAB ikizkenar bir üçgeninde 45'lerin gördüğü 6 kök 2 olduğu için 90'ın gördüğü bunların kök 2 katı, yani 12 olacak. Sonra 30 60 90 üçgenim var DEB'de. 90'ın gördüğü 12 ise 30'un gördüğü bunun yarısından 6 gelecek. Evet, devam edelim. 9 nolu örnek. Ne diyor? ABCD kare CAE doğru parçasının bir elemanı. AB 5 kök 2 birim. EC uzunluğun 7 birim. X kaç birimdir diye soruyor. Burada genelde köşegenlerden biri tam çizili ise çözüme giderken karede diğer köşegene de ihtiyaç duyabiliriz. Bu soruda özellikle işimize yarayacak ki hani kenarın kök 2'li olması, hani 3 kök 2, 4 kök 2 gibi. Burada 5 kök 2 var. Özellikle köşegen çizmemde biraz daha rol faktörü oluyor. 90'ın gördüğü 5 kök 2 ise 45'lerin gördüğü 5'er birim olacak. Karede tüm köşegenler dikdörtgende olduğu gibi birbirlerine eşittir. Hepsi 5'er birim olarak ayrılacak 4 parçada. Tabii kesişim noktalarına ben F dersem köşegenlerin, EFB dik üçgeni elde ediyorum. EF uzunluğum 12 birim. FB uzunluğum 5 birim. 5, 12, 13 özel üçgeninden EB uzunluğum 13 birim yapıyor. Evet, devam edelim. Örnek 10. Burada bize ne diyor? Bakalım. ABCD kare AC köşegen. Köşegen 7'ye 1 olarak ayrılmış. BE uzunluğu nedir diye soruyor. Yine köşegenlerin birbirini dik kesmesi özelliğinden faydalanalım. Ve köşegenler birbirlerine eşittir. Bundan da tabii faydalanmış olacağız aynı zamanda. Köşegen uzunluğum 8 birim olduğu için 2'ye böldüğümde 4'e 4 ayrılacak. Yine ben köşegenlerin kesim noktasına F dersem AF 4, komple FC'de 4 olacak. Dolayısıyla FE'ye 3 birim kalıyor. Ve aynı zamanda DF ve FB de 4'er birim. Şimdi EFB dik üçgenine bakarsam bir dik kenar 3, diğer dik kenar 4. O halde bizden istediği hipotenüs 5 birim gelecek. Devam edelim. Örnek 11. Ne diyor bize? AD 6 birim, DG 4 birim. İki tane karemiz var. KVL noktaları sırasıyla karelerin, karesel bölgelerin ağırlık merkezi olduğuna göre KL arası kaç birimdir diye soruyor. Bu tip mesafeler genelde hipotenüs olur. Yani LK'yı hipotenüs yapacağım bir dik üçgen oluşturmam gerek. Ve bu şekilde bize uzunluğunu verecektir. L'den DG'ye, K'dan da AD'ye dik çizelim. Tabii bunlar bulundukları kenarları iki eş parçaya bölecekler. Ağırlık merkezi noktasında oldukları için 3'e 3 ve 2'ye 2 bölünecekler. Aynı zamanda L'den çizdiğim DG'ye çizdiğim mesafede 2 birimdir. Ve K'dan çizdiğim mesafemde yine 3 birim olacak. Peki son işleme gelelim. L'den yükseklik indirecek olursak zaten 2 birim aynen aşağı taşınacak. Şuraya T noktası diyeyim. 1 birim kalacak TK'ya. 2 artı 3, 5 birim. Yani LT'de 5 birim gelecek. Bakın bir dik üçgen elde ettik. Bir dik kenarı 5 birim, diğer dik kenarı 1 birim. Cevabı hipotenüs uzunluğu verecek. 25 artı 1, 26.
Yani kök 26 birim olur. KL doğru parçasının uzunluğu. Evet, devam edelim. Örnek 12. Örnek 12'de ne diyor? Bakalım. ABC dik üçgen. DEFG kare. AB AC'ye dik. BD 8 birim. EC 2 birim olduğuna göre alan DEFG kaç birim karedir? Bu tip şablonlar içine dikdörtgen de bazen yerleştiriliyor. Dik üçgenin. Burada kare yerleştirilmiş. Eşlik benzerlik için kullanılıyor. Yani açı geçişleri sağlansın. Bol miktarda benzer üçgenler ortaya çıksın diye. Biz de bunları üşenmeden yazalım. Alfa 90 beta. Bakın beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Ve son olarak alfa 90 beta. Şimdi karenin kenar uzunluklarının birbirlerine eşit olması burada bizim için önemli bir avantaj olacak. Soruyu çözmemizde çok işimize yarayacak. Şimdi burada tabii kenarlar hangisinin daha çok verildiyse o üçgenleri özellikle kullanacağız. Burada GDB üçgeni ile FEC üçgeni arasındaki benzerlikten faydalanacak olursak büyük üçgende beta'nın gördüğü a, küçük üçgende beta'nın gördüğü 2 eşittir. Yine büyük üçgende alfa'nın gördüğü 8, küçük üçgende alfa'nın gördüğü a, içler dışlar çarpımı yaparsam a kare 16 yapacak. Zaten karenin alanı a kare olacağı için o da haliyle 16 birim kare yapacak. Örnek 13. Bakalım örnek 13'te ne diyor? ABCD ve AEFG kareler. F, BK doğru parçasının bir elemanı. AE 9 birim, EB 6 birim. Buna göre diyor ki DK uzunluğum kaç birimdir? Şöyle yazabildiğimiz uzunlukları yazalım. 9 artı 6, 15. Tabii DG'ye de 6 birim kalıyor. BC yine 15 birim. Burada KC'yi bulabilirsem şayet DK'yı zaten bulurum ki bakın yine benzer üçgenler yakaladım. Alfa 90, beta diyorum. İki farklı geçiş kullanabilirim. Ben EFB'den FBC'ye geçiş sağladım paralellikten. Siz AB KC'yi kullanıp hani alfa alfa Z'den geçişi de sağlayabilirsiniz. Sonuç itibariyle nokta ile belirttiğim iki üçgen arasında benzerlik var. Küçük üçgende alfanın gördüğü 9, büyük üçgende alfanın gördüğü 15 eşittir diyorum. Küçük üçgende beta'nın gördüğü 6, büyük üçgende beta'nın gördüğü a. İçler dışlar çarpımı yaparsam 6 çarpı 15 90 eşittir 9a. A buradan 10 birim yapıyor. Karenin bir kenarı 15 birim olduğu için de x'e 5 birim kalacaktır. Evet, devam edelim. Örnek 14. Ne diyor örnek 14'te? Bakalım. ABCD kare FH ve AB dik kesişmektedir diyor. AC köşegen, DFE doğrusal, CE 10 birim, BE 5 birim olduğuna göre FH yani x kaç birimdir diye bize soruyor. Burada yine benzerlik var. Benzerliği şöyle belirteyim daha rahat anlaşılsın diye. Bir tanesi ABC dik üçgeni yani ikizkenar dik üçgeni hatta. Diğeri AFH ikizkenar dik üçgeni. 5 artı 10 zaten 15. AD de burada 15 yapacak. Fakat öncesinde biz bu oranları yakalamak için şu belirttiğim kelebek benzerliğinden ya da kum saati benzerliğinden faydalanacağım. 15'in gördüğü 3K, 10'un gördüğü 2K. Bu bana geçiş sağlattı. Fakat çözümü ilk başta çizdiğim üçgenlerden yapacağız. Şöyle bakalım. 5K'ya 15, yani 5K'nın 15'e oranı
15 bölü 5K diyeyim. Tam tersini yazayım. O da eşittir. X bölü 3K olacak. K'lar gitsin. Burada zaten dikkat edersen 5'e 15 3 kat. X de buradan aynı 3 kattan 9 birim gelir. Veya 15 çarpı 3 45. 5x 45. X buradan 9 gelir de diyebiliriz. Benzerliği şöyle isterseniz tekrar hızlıca bir daha belirteyim. Önce ona 15'ten dedi ki 15'in gördüğü 3K, onun gördüğü 2K. Sonra dedik ki 3K'nın x'e oranı, 5K'nın 15'e oranı gibi benzerlik kurup x'i 9 bulduk. Şimdi demiştim hani karenin özellikle tek celsede verilir. Fakat kare eşlik için inanılmaz uygun bir platformdur. Çünkü hem tüm iç açıları 90'ar derecedir hem kenar uzunlukları birbirlerine eşittir. Dolayısıyla burada farklı şablonlarda eş üçgenler elde edebiliriz. Burada onların örneklerini bize veriyor. Amaç dediğim gibi açı geçişleri sağlamak olacak. Önce buna yoğunlaşacağım. Sonra hani eş üçgenleri elde ettikten sonra işim kolaylaşmış olacak. Fakat şunu yapmayın. Örnek veriyorum burada. Mesela DA DF'ye eşit diye de verebilirdi. Hemen burada madem eşit aralarındaki açı 90 derece hemen EF'yi birleştireyim. 45, 45, 90 diyeyim. Yapmayın. Bu hiçbir yere götürmeyecek. Onu deyip öylece kalırız. Amaç hep açı geçişleri sağlamak ve eş üçgenler elde etmek olacak. Örnek 15 ile başlayalım. Diyor ki iki tane karemiz var. DN uzunluğu 3 birim, BK uzunluğu 4 birim. Alan KLMN kaç birim karedir diye soruyor. Zaten ABCD 90'ar derece. Burada yine bir sıkıntımız yok. Burada bakın içteki karenin kenarları zaten birbirlerine eşit. Şimdi açı geçişi sağlayacağım. Bak, bir yere alfa demem yeterli olacak. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Yine beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Tabi illa hepsini yazmak zorunda değiliz. Ben özellikle bastıra bastıra vurgulamak istiyorum. Alfa 90 beta olacak. Şimdi ve bakıyorum. 4 tane normalde benzer üçgenim var. Çünkü 4'ünde de iç açılar alfa 90 beta. Fakat 90'ların gördüğü eş olduğu için 4'ü de birbirlerine eş üçgenler. Hepsinde beta'nın gördüğü 3 olacak. 3, 3 ve hepsinde alfanın gördüğü 4 olacak. Bakın 3, 4, 5 üçgenleri çıkıyor her seferinde. Bir yerden gitmem yeterli olacaktı. Dediğim gibi ben eş üçgenleri vurgulamak istedim ilk soruda özellikle. Bir kenar 5, alan 5'in karesinden zaten 25 geliyor. Evet, devam edelim. Örnek 16. Örnek 16'da da zaten bakın kareyi vermiş dikliklerden bahsediyor. EF 2 birim, BF 6 birim, alan ABCD kaç birim karedir diyor. Hemen açı isimlendirmesiyle başlıyorum. Alfa 90 beta. Zaten A açısı 90 olduğu için yine alfa kalıyor. Alfa 90 beta oluyor. Tabi normalde AED ile BFA'ya benzer üçgenler deriz. Fakat bu bir kare olduğu için 90'ın gördüğü kenarlar birbirlerine eş oluyor. Dolayısıyla bu benzerlik eşliğe dönüyor. Beta'nın gördüğü 6. O halde diğer üçgende de beta'nın gördüğü 6 olacak. Yani AE 6 olacak. 6 artı 2 bakın ne geldi? 8. Yani alfanın gördüğü BAF üçgeninde 8 geliyor. O halde diğerinde de 8 olacak. 6, 8, 10 üçgeninden bakın bir kenarı 10 buluyoruz. Ve karenin alanı böylelikle 100 yapıyor. Örnek 17 bakalım. ABCD kare DEEA'ya dik. EA 5 birim, ED 7 birim. EB uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Burada aleni bir şekilde direkt eş üçgenler vermemiş. Fakat biz devam ettiririz. Nasıl olacak?
A özellikle bize bu geçişi sağlatacak. Şöyle devam edelim. EA'yı devam ettirelim. B'den de dik çizecek olursak bize eş üçgenleri vermiş olacak. Yani her seferinde kendisi çizmez. Bazen de bizim aynı bu şekilde devam ettirmemiz gerekecek. Açıları yazalım. Alfa 90 beta. Bakın beta 90 alfa. Alfa 90 beta. 90'ın gördüğü kenarlar karenin kenarları olduğu için birbirlerine eş. Dolayısıyla eş üçgenler elde ettik. Alfanın gördüğü 5. Diğer üçgende de alfanın gördüğü 5 olacak. Beta'nın gördüğü 7. O halde diğer üçgende de beta'nın gördüğü 7 olacak. Ve bakın 7 artı 5 12. Ve 5 12 13 üçgeninden EB uzunluğum yani EB doğru parçam 13 birim yapacak. Evet. 25 dakikayı geçmiş. Dolayısıyla birinci kısmı bu şekilde tamamlamış olalım. Daha sonra ikinci kısımla çözümlerimize devam edelim.